Teknoseyir'den merhabalar. Bugün Kaan Kural'la birlikte NBA oynayacağız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Geçen senenin rövanşı olacak bu sefer. Ya yenilmezlik unvanımı gene ortaya koyacağım ama korkmuyorum. Abi önce hiç oyuna girmeden önce seninle şeyi konuşalım, NBA'yi konuşalım önce. Bir geçen seneyi kısaca bir değerlendirirsen. Ya birçok hikayesi oldu geçen sene. Özellikle Şubat dönemindeki LeBron performansı, 27 maçlık Miami performansı ama hikaye genelde Miami üzerinden gitti. Ve sonuçta şampiyona ulaşsalar bile biraz tökezleyerek bitirdiler Evet. sezonu. Ama bu tip süper takımlar yani çok dikkat çeken takımlar, bir sürü yıldızın olduğu takımlar her zaman ilgi çekmiştir. Evet. Başarılı olsalar da olmasalar da. O yüzden bütün hikaye aslında geçen sene Miami'nin üzerindeydi ama şimdi basketbol tarafına geldiğimiz zaman daha başka güzel şeyler de vardı. Özellikle iş playoff'a geldiğinde daha çok basketbol tarafı öne çıktı. Ama şöyle söyleyeyim, sönük bir playoff yaşadık geçen sene. Golden State'in yarattığı harika heyecan dışında finale kadar yani işte 7 maçı uzadı Indiana Miami serisi falan ama Evet. o heyecan, o atmosfer, o ateş pek yaratılamadı. Golden State hariç. Ama final efsane oldu. Evet. Yani neyse ki hani bu işte tek bir takım üzerinde dönen hikaye, o takımın hikayeleri güzel olsa da olmasa da biraz sönük playoff. Golden State haricinde rengi fazla parlamayan bir playoff ama muazzam bir final yaşadık biz. Biraz da şeyden dolayı da herhalde o playoff'un sönük olması, sakatlar. Derrick Rose vardı Aynen. mesela Bulls'ta, işte Russell Russell Westbrook. Westbrook gitti, Kobe Aynen. Bryant Aşil tendonundan gitti. Bu tarz sakatlıklar olunca hani böyle parlak takımlar, hani Miami'ye böyle diş gösterecek, hani böyle favori gösterilecek olan takımlar da yok olunca biraz şey oldu hani. Biraz tadı yani böyle hafif tadı kaçtı gibi Evet. ama final Final efsane efsaneydi. oldu. Spurs bir aldı sonra geri verdi. Tabii kupayı kaldırdı, elinden düşürdüler sonra kupayı. Ya 6. maç ben çok yani yıllardır NBA'yi seyrediyorum. Daha heyecanlı, daha çekişmeli, daha önemli, daha ağırlı büyük maçlar seyrettim ama 6. maç kadar çılgın ve yani içinde bir değil, beş değil, 20 tane hikaye barındıran başka maç olamaz yani. Evet. Ya Hani bir de her biri başlı başına üzerine hikaye yazılır yani. Mesela işte Mike Miller'ın ayakkabısının çıkıp attığı üçlük, LeBron'un kazabandının gitmesi, Ginobili'nin önce maçı getirip sonra vermesi, Splitter'ın dördüncü maçındaki oyunu, Duncan'ın sondaki kaçırışı, en sonunda Greg Popovich için NBA'nin belki dünyanın en iyi koçlarından biri yaptığı iki tane çok büyük hata. evet. Hele sonuncusu yani hiç olacak işte yani amatör koç yapmaz o Evet. hatayı. Sonra işte 3 sayı öndeyken foul yapmamaları, 4'te 2 tane Kawhi Leonard'ın 2'de 1 foul atması, Ray Allen'ın üçlüğü falan inanılmaz ya, inanılmaz yani. Ya böyle zaten final maçlarında hep bu tarz şeyler olur. Böyle kenar olmayacak bir şey olur. İşte Ama bir şey olur abi. çıkar Metaverse Peace 25 atar. Ama bir şey Evet, olur. bu Hani seferki çok fazla. 50 şey olmaz ya, yani. 50 şey oldu ama yani. Yani hani şey olsa, oyun olsa böyle şey derdim ben. Ya script kardeşim, bu resmen Miami'nin kazanması için Aynen uğraşılıyor. Hollywood'da bir de şey Hollywood'da film çekseler abi bu kadar da şey bu Abartılmaz. kadar da abartılmaz yani öyle de değildir falan deyip şey yaparsın Bu yani. sene ne olur abi? Bu sene Abi bu sene de bence geçen sene aslında bir hikaye de vardı. Dwight Howard'ın işte Lakers'a gitmesi. Bu sene yine onunla ilgili bir hikaye. Bu sefer Houston'a gitti. Şimdi Derrick Rose dönüyor. Abi bu sene son yıllardaki son 15 yıldaki en çekişmeli NBA sezonu bizi bekliyor. Tabii ki Evet. sezon içinde ne olur bilmez ama kağıt üzerinde 10 tane şampiyonluk adayı var. Ve gerçekten çok güçlenen takımlar, ileri adım atan genç nüveler vesaire harika bir sezon bizi bekliyor gözüküyor. En azından kağıt üzerinde. Hani çok uzun zamandır bu kadar heyecan yaratan bir sezon olmamıştı. Peki final favorilerini alayım abi senin. Abi işte 10 tane şampiyonluk adayı olunca onun da şeyi söyleyebilirim. Ya Hiçbiri ben bu sene sürpriz Miami... olmaz senin Tabii için. tabii tabii. Bu sene hani Nets onların arasında mı, onu sorayım. ben yani aslında orada ama bence değil. Benim adaylarımdan biri değil. Veteranların toplandığı. Yok, veteranlar bir yerde takılırlar gibi. Evet. Ben açıkçası bu sene Miami'nin de şampiyon olamayacağını inanıyorum. Bence Indiana ile Clippers final oynayacak. Öyle mi? Chris Paul oralara çıkaracak Çıkaracak generalen. ya. Evet, göreceğiz o zaman abi. 2K14'e geçelim. Sen oynadın mı şimdiye kadar hiç? Bir kere oynayabildim sadece. Geçen Aha. sene 2K13'ü de çok az oynayabildim. İyiden iyiye paslandım. Fırsat seni yani şey, Kobe Bu gibi sefer sakatlıktan dönüyorum. kazandım kazan. Onu diyeyim şu an. Sence ne olur abi Kobe'nin dönüşü? Çok kötü bir sakatlıktan dönecek. Ya Çok, şöyle, yani hele ki bir dış çok oyuncu büyük için starları yutmuş bir sakatlık. yani oyunu çabuk güç almaya ve çabuk yön değiştirmeye dayalı bir oyuncu için her şeyin ötesinde sınırlayıcı bir sakatlık.
Hani konu Kobe olunca hiç insan net konuşamıyor. Yani her şeyi yenebilecek gibi geliyor ama... Oyun bilgisi bunu, de bir yere kadar. Evet ya yani, hani tabii ki belli bir oyunlar ama ben açıkçası bundan eskisi gibi dönebileceğine inanmıyorum. Şahsi görüşüm. O zaman ben sanal alemde onu geri getireceğim abi. Hadi bakalım. Bu arada kayda da başlayayım. Arka plandaki müzikler LeBron'un kendi seçimi abi. iPod'undan 2K14'ün müzikleri. Şeye de bakarsan... Geçen seneki hani Jay-Z dokunuşundan uzaklaşılmış biraz daha. Biraz uzaklaşsın, o da biraz fazla şeydi böyle. Değil mi? Altın sarısı falan. Pavyona dönmüştü bir ara ortam yani. Bu sefer biraz daha böyle bilim kurguya kaçmış iş. Evet. Ben o zaman... Şöyle... Ben abi. Ben geçen senenin en çok heyecan veren ve bu senede en merakla beklenen takımını alacağım. Warriors. Tamam, doğru ben de şey. O zaman hadi Pasifik derbisi olsun. Ben de Lakers'ım. Sacramento'nun iki güzide kulübü. Evet. Evet, overall'lara bakıyorum. Curry'nin geçen seneki performansı ödüllendirilmiş biraz. Ne ödüllendirilmiş abi? 88 nedir ya? Abi iyiydi 88. Durant 94, öyle düşün. Kobe... Durant 94'te Stephen Curry de 93 olsun o zaman yani. Paul kaçtı? Paul 92'ydi sanırım. Yanılmıyorsam. Gerçi bu overall'a da çok fazla bakmamak lazım. Evet. Çünkü bazı oyuncular bazı konularda çok iyi, bazı konularda nispeten... Mesela Stephen Curry'nin fizik gücü falan filan gibi konuların zayıf olması yani... ama şutunun efsane olması çok şaşırtmaz. Nowitzki 80 mesela, öyle söyleyeyim. O ayıp olmuş. Evet. Ama Nowitzki'de de şey sorunu vardı. Yani Nowitzki bazı konularda çok düşük kaldığı için overall düşük kalıyordu, evet. Ama bu etkinliğini düşürmüyordu. Hani overall her şey değil. İşte toplamda overall'da bir oyuncunun 80 olması 85 overall olan bir oyuncudan daha iyi oynayamayacağı anlamına gelmiyor. Evet. Normalde overall'larda şey yaparlardı. LeBron 99 olurdu yine ama arkasındakiler işte Kobe 98 olurdu, Durant 97, 98 olurdu. Bu sene arada 5 puan bir fark var. Şöyle de bir şey var. Eğer yani ben incelemediğim için net bir şey konuşmayayım ama LeBron çok yönlü bir oyuncu olduğu için pek çok departmanda yüksek puan olduğu için bu overall'unu çok yüksek, evet. çıkarıyor olabilir yani. Bu arada yeni bir modu var şeyin oyunun. LeBron Great to Patness diye. Patness to Great. Patness to Great. Pardon. Greatness, greatness to Greatness. Path to Greatness. Evet. Şey, Path to Greatness. Büyüklüğe giden patika mı ne işte? Onun kariyerini bir şey yapıyorsun. Zamanında Jordan'la yapmışlardı onu değil mi? Evet, Jordan şey yapıyordun. İstediğin takımı yönlendirebiliyordun. Efsane şeylerini tekrarlamayı çalışıyordun işte. Portland'da bir çeyrek bir devrede attı 6-3'lük bilmem ne falan gibi. Evet, the shot. Şey flu ile çıktığı maç. Grip oldu, ateşi yüksek. Bence oldu. Zaten yani Jordan kariyerinin en efsane maçı olur. Evet. Yani the flu game işte. Hı hı. 97 final serisi 5. maçı. Durum 2-2. 39 öylece ateşte sahaya çıkıp ortalığı birbirine, evde deplasmanda ortalığı birbirine kattı. Stockton, Carmelo ne çekti be abi ya? Çok kişi çekti be abi. Jordan'dan çekmeyen mi var bu devirde? Barclays'inden tuttu. Onun beyzbola gitmesini fırsat bilen Olajuwon oldu. Aynen, bir Olajuwon. abi fırsat mı fırsat dedi. İki tane alayım ben oradan. Orada da yalnız işte Knicks'le acayip bir final seçti. İkinci seneki şampiyonluğu o zaman Houston'ın 95 çok acayipti. Yani 6. sıradan playoff'a girip şampiyon oldu. Evet. Evet, maçın girişi. Vallahi ben alacağım abi bu sefer. Geçen sene benim Memphis'e harcadın sen bir Miami'ydi ama bu sene LeBron, çıkışın yok buradan. LeBron farkı da yapmıştı. Bu sefer de Stephen Curry NBA yeni süper yıldızı. Gerçi benim takımda Nick Young diye biri var ama. Nick Young'la onun altında şut atmayı başarırsan bence başarılı sayılabilirsin oyunda. Daha doğrusu gerçekçilik olmaz o zaman, öyle söyleyeyim. Top Nick Young'a gelince pasa da bassan o şut çıkıyor ondan. Öyle yalnız bir özellik koymuşlar. Çok kötü bir pas verdim ya. Kobe. Steve. Yalnız. Steve'in eşeği ikinci sıkıma getirip Kobe'yi bırakırsak. Neyse. Bu olmadı ama. Sakatlığın etkileri diye yeni pasını atmaya çalışıyor çocuk. Oo, blok geldi orada. Blok gelmeyi bırak. Rezalet bir şekilde arada kadar aldım. Neş'i bırakma, girdi. Bırakma Neş'i çıkar bırak. Çıkar oradan ya Neş. Güzel. İyi de... Abi bu koca adamsın ya. Sırtını dönüyor. Dönmese... 40 yaşında ki veteran ama... Aman. Abi o ne? Yalnız... Savunma konusunda biraz sorunların var gibi geldi bana ya. 3 kişiyi şeyin üstüne gönderdim. Curry'nin. Orada Bogut faydalandı tabii. O ne ya? Kobe bitmiş ya. Abi. Iguodala. İşte bunun için aldılar takıma.
Savunmada pozisyon da el soksun, top bedavaya çalsın. Bedavaya getirdiler galiba herhalde. Nasıl, ha, serbest kaldı. Nasıl yaptılar ettiler? Yani serbest kaldı, oraya gitmek istedi. O imzalayıp şeye yolladı. Yok, olmaz o. Olmaz o da, rebound alsak keşke. Basketbol. Cayman da yeni parçamız. Peki Andrew Bogut'u yardıma gitmişken yani David Lee ne iş yapar abi? Vallahi defans hep sorgulanan bir oyuncu. Aynen de rebound'u sorgulanmasın abi. Rebound'çudur yani. Rebound'u al bari ya. Bu rebound'u değil, o öbür rebound'u alacaktın. Bugün Lakers için olacak en iyi şey... Yani Stephen Curry... Evet işte, yani... yeni NBA'nin yeni süper yıldızı, bayıltıyor rakibini. Acaba Cavaliers'ı mı alsaydım ben? Hata mı ettim ya? Onun hakkından ancak Kyrie Irving gelirdi. Allah, Nick Young. Lakers'ın bu maçta başına gelecek en iyi şey abi, Iguodala'nın Nick Young'ı kitlemesidir. Ona top gelmediği sürece... Ümidimiz Iguodala diyorsun. Evet de, Kobe çok kötü ya. Of! İyi! Iguodala da burayı sirke çevirdi ya. Geçen seneki bir şey yok, dunk intensity yok bu sefer. O da biraz... O keyif katıldı ya. Ama o da bir Jay-Z şeyiydi. Tamam, başta güzeldi, bir süre sonra çok... tamam hadi geçelim falan oluyordu insan yani. Aman güzel be. Pas. Güzel pas da Cayman bu sefer ayıp etti ya. Kobe'den öyle kolay kolay da pas atamazsınız, alamazsınız ama. Yalnız Iguodala sol kulvardan akıyor ya. Cristiano Ronaldo böyle akmıyor o kulvardan. Ya Nick Young biraz defansa yardım etsek. Abi şöyle söyleyeyim, söylediğin cümlenin anlamını bilmiyor olabilir Nick Young yani. Nash sokar onları. Ama Stephen Curry sen de yıldızlığa başlamış. Maça bir tek Nash gelmiş, o belli oldu. Ya Stephen Curry de yıldız olduğum olaylarına çabuk girmiş. Savunmada görev adamını kaybetmek bu kadar kolay olmamalı. O girmemeli. Yalnız güzel. Nasıl bir post-up'tan köşeye şutör pasına verdim ya. Klay Thompson da... Yani şöyle basketbol kliniği sunuyorum şu anda. Neyse, Lakers zaten hep böyle geç açılır ya. Miami ta... Ha! Yalnız Steve'de şey yakışmadı ya. Yakışmadı hakikaten. O biraz Cayman rakibini ittiği için anlayamadı ne yaptığını ama. Maça geldi dedik. Nash de terk etti sahayı şu anda. Lakers'ta hiç kimse yok oynayan. Neyse, Kobe'nin geç açılmasını bekliyoruz da Iguodala niye hep boş? Iguodala da... World Peace'i özleyeceğim hiç aklıma gelmezdi, öyle söyleyeyim. Ama evet, Kobe falan şey olmuş artık ya. Gitmeyi bırak, ayıp etti yani. Ooo! Böyle biraz rahatsız edin ya. Abi yalnız boş turnikeye giden Iguodala'yı böyle kesmek pek Cayman'ın harcı değil. O da sıkıldı. Ya. Ah, Nick Young işte. Hayda. Nick Young gerçekçi oldu şimdi bak. Lakers'ın yaşlı kadrosu çok ağır kalıyor. Bogut çok güzel sol omzundan dönerdi o sakatlıktan önce. Burada da neyse, sakatlık sonrası dönmeyi başardı. Ben biraz daha sakinleştireceğim oyunumu ya. Paldır küldür hücum ediyoruz. Bizim genç çocuklar tabii koşmayı seviyor. Evet. Seninki veteran takım hocam. Biraz böyle set hücumu falan. O ne ya? Al sana set hücumu ya. Al sana set hücumu ya. İyi savunma geldi. Aa, Kobe. Kobe çok iyi girdi araya. Enfes bir şaptaktı. Gasol vurdu smajı. Gasol. Kobe biraz belki... ateşledi tribünleri. Ama Kobe'ye Kobe şey başlattı yüzünü. Da Nash sadece ya escort bile olamıyor. Yani Stephen Curry'ye ya. Kim olabilmiş ki? İşte kurtlar kocamış, maskara olmuş burada, ne yapalım? Abi Curry yeni jenerasyonun süper yıldızı, yapacak bir şey yok. Ben Sakre'yi alıyorum oyuna şu an. Bogut'a karşı. şu anda takımı ateşleyecek tek unsur o abi. Bu böyle bir... Yalnız ben bir teknik foul istiyorum. Kendini yere atmaya teknik foul istiyorum. Buna savunma foul mü verdi şimdi? Olması gereken buydu. Abi Lakers'ın NBA hakemleri ve NBA yönetimi üzerindeki tabii etkisini yabana atmamak lazım. Bir şey demiyorum. Yani ama ben bugün kendi adıma değil basketbol adına üzüldüm. Adalet adına üzüldüm sadece. Kobe bunu da bitiremedi. Tabi bitiremezse ne olacak? Direkt foul çalınacak. Şey değil ki. Ne gerek var ki? Biz savunma niye yapıyoruz? Bırakalım atsın. Hani 18 yılın verdiği bir saygı olsun.
Allah Allah. Saygı var, bir şey demiyoruz ki. Hayır, hakemler, saygı adaleti bozmaya şey mi? Hakemlerin oyunu dengelemesi lazım abi biraz. Yoksa burada çıkamayız yani. Abi hakemler değil, sen şey, bir şey yapsan keşke o konuda. İşte boş üçlük atamıyoruz, yapacak bir şey yok. Kobe ile hadi çıkın hızlı hücuma. Tabii koşabilirseniz. Sakre pek benzememiş ama. Sakre mi o ya? Hadi be. Vursun hoca. Ya topu güzel kestin ama kaptırma be Mary Space kardeşim. Bu takımda yenisin biliyoruz. Kendini kabul ettirmeye çalışıyorsun. Yapma bunu. Yalnız bu sene bizim lehimize de foul çalınıyormuş demek. Varmış öyle bir şey yani. Herhalde kolunu falan kırmaya kalkıştı. O yüzden olabilir. Başka türlü çıkacaklarını zannetmiyorum. Abi hakemler bu kadar tep... Ne yaptın Kobe? 3. Atış var, atış var. Atış var hoca. Yok atış yok. Ben atışa ben... kalkıyordum abi. Evet. Hem de 3 atış. 3 atış mı? Tabii. Abi öyle bir şey olmaması lazım. Bu... Yani şu tabii bir. Gerçi hakemlere o kadar tepki gösterirsen en sonunda onlar... Abi 3 sayıcısını geçtiğim sıçıyorum, üstüne düşüyor Kobe. Ben ne yapayım ya? Yani? Sıçrama esnasında değildi ama ya. Allah Allah. Tekrarını izleyelim. Görüntüler konuşsun. Sen sus, gözlerin konuşsun. Bana 2 vermiş hakem. İşte, ama tabii ben adalet istemiyorum. İsteyemem ki ben. Ne gerek var adalete bana? Lakers oynuyor. Kobe adaleti sağlayacak abi, merak etme. Müthiş bir smaçla döndü. Yalnız Festus Ezeli olay yerinden kaçmaya çalıştı ama başaramadı. İyi, buna bir replay yok mu? Replay yok mu ne? Aa, Klay Thompson ne yapıyorsun be abi? Nick Young pas verdi çok enteresan bir şekilde. Biz de beklemiyorduk, Festus'u o yüzden yedik. Bu arada bounce pass gelmiş oyuna. L2 ile X'e bastığında bounce pass veriyor hoca. Atamaz onu ya. Klay Thompson mı? Şaka yapıyorsun yani. Yani biz hani mental olarak şeyimizi yapalım, baskımızı yapalım da atıp atmamak ona kalmış. Yani. Şöyle söyleyeyim, turnike yani onun için. Sen nasıl turnike alıyorsun? O da su içer gibi üçlük atıyor. Çocuğun işi bu. Orada ben birini boş gördüm ama o dolu da Nick Young. Nick Young için dolu veya boş fark ediyor mu ki? Atış halindeyken ben alayım 3. Ya bak Douglas, sen de bu takımda yenisin. Yani Jared Check gibi önemli bir ismin yerini doldurmaya çalışıyorsun ama böyle basit foullerle yani ne koçun gözüne girebilirsin, ne camianın gözüne girebilirsin. Nash ona güzel bir oyun çekti. Her ne kadar yavaşlamış olsa da, eski süreti olmasa da oyun bilgisi hala yerinde. Tecrübe eskimez. Atamaz. Affettir kendini. Güzel. Ya fena değil. Bu kadar kötü oyunuma rağmen biraz da şansın yardımıyla. Bak ben 22 attım, sen 11 attın. 8'de hakemler sayesinde 22-19 gidiyoruz. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum ama. Şöyle söyleyeyim, ben gene ılımlı bir rakam verdim yani. Neyse, Harrison Barnes falan gibi Farmer genç. Farmer hakkındaki yorumun nedir abi? Kalktı Anadolu Efes'ten buralara geldi. Sırf Lakers'ı kurtarmak için. Farmer'a kaldık, düşün yani. Lakers için üzücü günler bunlar. Ama Farmer özellikle şeyi sever ya. Böyle hani McAntony ortamlarını falan. Ha, bu sene verim verebileceğini düşünüyorum ben. Sence bu sene Lakers tanking yapmalı mı? Bence yapmalı. Klay Thompson 12 sayıya ulaştı. 4'te 4 ile oynuyor hem maşallah. Orada birini bu... Hadi! Ama savunmada kucağına gelen topu rakibe vererek... Abi... Steve Blake, Jordan Farmer arasında anlaşmazlık demeyeceğim. Bir ciddi orada, bir körlük var yani. O bir arkadaşını gördü orada, herhalde topu ona attı. Bu arada oyunda galiba Bieber yok bu sefer ya. Geçen sene çok sakatlamışlar galiba. Oyundan... şey... Asıl amaç sakatlamak değil mi Bieber? Bakmışlar işler çirkinleşmiş. Orada Grant Hill bir koşu gösterdi ama gitmedi sonra. Farmer çok iyi sıyrıldı. Steph yok mu hoca? Blake sokar onları ya. Neyi sokuyor be abi? Üzerine David'li çıkmış, David'li mi? Ne var? Foul. Ne olacak? Ball violation. Ayağıyla vurmuş topu. Enteresan. Aa, foul yok mu? Ama tabii sana niye foul versin ki? Benim bench'im yalnız içler acısı durumda. Harrison Barnes mı? Atsaydım keşke. Eyvah eyvah.
Hadi be. Abi hakemler her pozisyonda ağızlarından inmiyordu dük. Olmaz böyle. Ben hiç bırakayım, sen sayıları at o zaman. Ortopedist demek mi? İlla bir kırık çıkıp mı? İlla röntgen mi görmek lazım yani? Olacak iş değil. Kendi evimizde hakemler tarafından eziliyoruz ya. Seyirci biraz baskı yap ya hakem üstünde. Abi şöyle söyleyeyim, bundan daha sakin geçen Amerikan güreşi maçları oluyor yani. Olacak iş değil. Şöyle ya. Senin ortalaman her yaptığın 5 foul'den birine çalıyorlar. Hiç sanmıyorum. Yani hakemden bu kadar destek alıp hala şikayet edebiliyorsun Kaan abi. Olmaz ya. Orada birini boş gördüm. Atar onları. Çok seversin. Iguodala uyuyorsun ya. Çok uyuyorsun ya. Abi ya. Böyle üçlüklerle ayakta kalmaya çalışıyor. Lakers bu dakikalarda maç gidecek yoksa. Kobe de kenara. Eyvah eyvah. Ya. Onun gireceği o kadar belliydi ki yani. Steph Curry'i öyle bırakırsanız. Yalnız üçlüğün üstüne hemen. Evet hemen. Bu işin babası biziz abicim dedi. Orada iyi bir hücum. Büyük hata. Benim hatam, kabul ediyorum. Hagasol. Onun da desteğine ihtiyacımız var tabii. Ooo, iyi fake yedik ya. Atamaz. Harrison Barnes oradan atar abi. Sen sana şimdiden söyleyeyim. Hele o kadar iyi top çevirmişken. Yalnız biz böyle sayı yemeye devam edersin, bu fark erimez. Gasol gel ya, gel ya. Niye Steve Blake'in üçlü sıkıştırma yapıyorsunuz? O kadar da... güzel. İyi de abi orada boğduk o pası verememesi lazım. Yani gerçek basketbol doğasına abi göre. Abi sen Steve Blake'i biraz abarttın ya. O kadar da tehlikeli bir oyuncu değil yani. Tehlikeli olduğundan ne ki biz? Savunma da boğalım diye. Eyvah eyvah ya. Neyse ki... Ya şimdi o top gitti. Curry'nin elinde mi kaldı ya? Ve Curry atamadı abi. Şaka. Evet. Gerçekçilikten puan kırdım şimdi NBA 2K4'de. Wes Johnson. Üçlüğü vardır herhalde. İyi top döndü. Iguodala yetişti ama. Top döndü çıktı. Orada bir şeyler yapacak ama. Steps yapıyor bugün. Kendisi de bir kortta çok fazla vakit geçiremediği için revirlerden, hastanelerden çıkıyor. Abi şu Stephen Curry yanında ya. Şunu da mı veremiyor abi? Evet, Mike D'Antoni mol aldı. Hocam handoff ya, handoff. Yani zor bir şey istemiyorum. Kobe'yi alsan oyuna. Tamam, Aşil'den geldi, sakatlıktan çıktı falan da. Şurada oynadığımız 24 dakika yani. Çok iyi bir üçlük daha. Jordan Farmer'da. Olmuyor ama gençler. Anadolu Efes'te bunları yapıyordu. Wes Johnson. Jordan Farmer smaçla bitirdi. Olacak işler değil. Mola. Tempoyu kaybettik. Ritim kalmadı. Evet. Lakers havaya girdi. Curry gel kurtar ya. Ya onu da tutan adam Farmer. Üzülüyorum yani. Farmer için üzülüyorum. Ooo yerlere falan atlayan Gasol'ler bilmem neler. Wesley Johnson'ı da Yusuf Yüzlü yapmışlar. O nasıl bir gülüş ya. Benzemiş ama ya gerçekten Wesley Johnson'ı. İşte bu köre acayip zor bir şut kullandı ama. Hücum foal. Yapma bunu ya. Hücum foal, hücum foal. Kamyon gibi gittik vurduk ya. Steve Blake kime kızıyorsa bana kızıyor herhalde. Çok iyi be. Wesley Johnson. Takımın yeni parçası. Of of. 33-33 oldu. Aman. Çok rahat geçti be. Gasol abi şey... Söyledim, elektrik direği gibi durursa geçer tabii. Yani olacak iş değil bunlar ya. Blake tek tek Oktay gibi diziyor Belçika savunmasını. Bu Wesley Johnson'a ne oldu abi böyle? Abi bir de bir auto aldı ya. Tek kale top oynuyoruz ya. Basketbol hiç adaletli bir spor değil. Biz burada tek kale top oynuyoruz. Topla oynama yüzdemiz yüksek. Yine gerideyiz. Çünkü biz akıllı basketbol oynuyoruz. Her şey mücadele, her şey basketbol. Ben de o smart play'i hemen açayım şuradan da. Sana bir yardımcı olsun. Hücum foul işte. Steve Blake senin işte Iguodala. İşte Iguodala. Hoca alalım bu arkadaşı. Alalım bu arkadaşı. Bu arkadaşı bir kenara alalım bir yerde.
çirkinleşti iyice yani. Evet, hala oyunda kendisi. Neyse Kobe girdi. Kobe girdi de Curry'yi kim durduracak? Curry de yavaştan artık şey yapsın ya. Kobe de geçen sene hiç takılmadı be defansta. Ya ama biz artık sadece belli pozisyonları savunuyor ya. Leslie Johnson'ın da üçlükleri ne oldu? Üstten uzandığın için itti. Ford. Rebound pozisyonunda şarj. Ne oldu ki? Öyle sürekli şey yapıyorsun. 10 kere yaptın, bir kere çaldı değil mi? Öyle bir şey olamaz ya. Bu Steph Curry antrenmana gelmiş buraya değil mi arkadaşlar? Biraz şut atıyor çocuk ya. Farmer çok iyi sıyrıldı. Orada birilerini gördü. Kimi gördü? Heal. Müthiş bir fundamental. Müthiş ayak oyuna. Bizim bir rebound sorunumuz var ama hadi hayırlısı. Heal iyi reboundçu ya. Bunu fark ettim. Boy, yalnız bu Curry bugün çok zor ya durdurmamız. Stephen Curry. Yani önünde duracak adamım yok ya. Ya NBA'de de zaten çok az var onlardan. Merak, üzülme yani. Arda önünde durunca da üzerinden atıyor zaten genelde. Ben Lakers'a şu an bir bir Chris Paul istiyorum ya. Bir Chris Paul bizim işimizi gör. Aslında almıştı da biliyorsun, Davis Stern iptal etti. Bir Chris Paul şu an benim işimi görür ya. Chris Paul pek çok kişinin işini görür be abi. Ya hem Curry'yi biraz yavaşlatırdı. Farmer hücumda da şey yaptı yalnız. Ne yaptı orada anlamadım. Orada bir arkadaşını gördü sanırım. O nasıl bir pas ya? O nasıl bir atış esas ya? Yürü Kobe. Ama tabii Facebook'ta 4'e 1 çıkıyoruz. Kobe kendi gitmeyi tercih etti. Basket foul istiyoruz. Verirler çok şey mi istiyorsunuz hayatta? Verirler mi? Neyi verecekler? Artık temas süperstar değil ya Kobe. Vermeyelim. Süperstar hala. Saygısı kalmamış hakemlerin abi. Bunu yer ya. Gerçekten. Ama David Lee savunma yapmıyorsun, hücum da yapmayacaksan oynama istersin. Oyunu kuran adamın Benzin Johnson olması da ilginç. Ooo ne? Ne? Out of bounds dedi. Tabii topu dışarı çıkardın. Üstüme bindiğin için dışarı çık taş. Alakası yok, sen dışarıda topu sektirdin ondan sonra geldin yani. Tutarız onu, atamaz onu. Çok iyi be, işte bak şu an. Abi ikinci yarıya bak, bu blok inanılmaz başlatacak beni. Ele vurdu diyorsun. Sesi geldi be abi şak diye. Klay Thompson 12 sayıyla oynamış. Evet %61 saha içi isabetim var. İnanılmaz. Bizde Kobe yokları oynuyor. Gerçi kim oynuyor ki? Bir iki Wesley Johnson şutlarıyla. Wesley Johnson savunmasıyla da çok etkili oldu canım. Evet. Lakers bu sene böyle oynayacaksa işimiz var. Yalnız bu hani her şey tabii çok güzelleşiyor, gelişiyor falan da yüz modellemeleri konusu henüz hani evet, kadedilmesi gereken. Ya bir ruhsuzluk var yüzlerinde. Boş boş bakıyorlar ama. Şey var, Game of Thrones diye bir dizi var ya. Evet, evet. Oradaki zombilere benziyorlar, White Walker'a benziyorlar. Yani. Şeyi yeni nesil fragmanlarını izledik abi sen de. Of. Felaket ya. Yani Next Gen'deki muhteşem ama orada bile hani gözler işte, hala bir boş bakıyor değil mi? Evet evet. Ve yüz modelleri de hani tamam yani fena değildi hani bir eksiklik olduğu kesin yani evet. Onu söyleyeyim. Şey yalnız ya genel zamanla olarak şey bu arada şey çok gelişmiş yalnız vücut dili konusu evet. Oyuncuların inanılmaz gelişmiş. Yani. Gel Nick Young. Neyse gelmeme gerek kalmıyor. Andrew Bogut'un geri koşmak gibi niyeti var mıdır acaba ya? Yetişemedi o da. Neyi yetişemiyor abi? Öndeydi zaten. Geriden gelmiyor ki. Gasol onu yer ya. Yani boş bıraktığınız adam kör ya. Nick Young mı kaldı onunla baş başa ya? Nick Young kalırsa ne olur? Bu olur. Lakers hiç ümit vermiyor, hiç. Bence sen pek ümit vermiyorsun be abi. Abi yok olacak gibi değil ya. Hangi biriyle oynayayım? Kobe bile satış atıyor. Abi eline geleni savuruyorsun Kobe ile ya. Kobe ne yapsın yani? Orada birini... Kobe ne yapsın? Ne ya? Araya alıp itiyorlar adamı. Tamam sakat, yaşlandı falan ama burada terbiyesizlik sınırlarını aştı. Curry'den nefis bir bounce pass. Cayman, beni engelliyorsun. Farkında mısın? O kadar perde yapıyor ama seni durdurmak için. O kadar kopuk ki takım.
Gasol hep soktu onları ya. Güzel. David Lee de... Ya farkın hala 6 olması mucize ya. Abi çünkü David Lee savunmada destan yazmaktan eskidi ya. Benim aslında Gasol üzerinden oynamam lazım. David Lee avantajını kullanıp. Abi hücumda bir şey yapsın bari David Lee ya. Sen Curry ile... Klay Thompson'a bile düzgün top vermedin ha. Curry ile oynamaktan... Geçen sene de bak bunu Wade'e yapmıştın, hatırlıyorum ben. Evet doğru ya. LeBron hoca diyor. aman. O ne ya? Atar onları. Sen bunları da sokmayacaksan niye varsın burada, ben anlamadım ki. Biraz hata alıyorum, oldu mu ben acaba? Aldı, taşıdı, götürdü. Alev'e de götürüp topu. Şöyle söyleyeyim, mirasını yazabilir yani. O derece sahiplendi topu. Oh. Güzel. Of, kötü şut. Atsaydın, şuta kalkmaya niyeti yok. Aşil şey olduğu için geç kaldı yani. Aşil de problem olduğu için bastıkça kalkamıyor. Hadi oğlum. İki hücumda iyi defans yapsak. Oo, çok kötü kaptı Kobe be. Kobe bir smaçla momentumu çok iyi be. Kobe Bean Bryant. Çok pis çaldı. O daha ölmedi. Black Mamba. Oo. 38.6 inç yükselmiş işte. Almanya'daki Sörcü şey ameliyat işe yaramış. Hadi be Curry'yi bir durduralım. Bir pozisyon. Kobe ne yaptı? Yapma ya. Geç kaldım o pozisyonu. Chris Kamen'a çaldı gitti. Aman. Ne? Tabii ki kaçıracak Jordan Farmer'ım benim ya. Neşti o ya. O neşti ya. Olacak iş değil ya. Neş hatasını telafi ediyor. 3'e indirdi farkı. Neş for 3. Nefis bir fake'ten sonra... O kadar kızdın ki adama. Ne yaptığını kendi bile anlayamadı yani. Nefis bir fake ve üzerinden Chris Kemp'in yanından geçip bomboş bir turnike. Hadi oğlum. Eyvah, eyvah. Kobe Bryant. Neyse. Ama bu ayıp. Bu kadar artık. Kobe'nin geçen sene %30'un altında şut attığını biliyorsun değil mi? Ama el üstü onlar. Zorlama şutlar onlar. Bomboş burada. Heh. Klay Thompson'dan standing dunk yiyoruz. Olacak iş mi bu ya? Tam momentumu vermişken çocuklar genç bir takım olmasına rağmen müthiş bir şey elimde gösterdiler, karakter gösterdiler. Kobe olacaktı ki. Sence abi 2006'daki kadro mu bu mu? Ya 2006'daki facia canım. Bu arada ne tabii, çünkü bunda Smash Parker yerine Steve Nash var. Yine üçlü gönderdi Nash. Resmen ben hala bitmedim diyor. Kobe, içini sıkıştırmaya oraya değil yok abicim ya. Clay Thompson'a geliyoruz ya. İyi hücum. Enteresan bir şekilde Nick Young'dan iyi hücum geldi. Her şey ya bu. Çok fazla şey yapıyoruz aslında, gırgırını yapıyoruz Nick Young'ın ama. Lakers'ın bir şey eksikliği de var abi. Onun gibi bir atletik oyuncu eksikliği var. Gerçi Lakers'ın birçok şey eksik ama. Evet. Ona gelene kadar daha başka, daha büyük eksikleri de var yani. Gerçi Kobe gelene kadar falan ana atışı falan konumunda olacak ki Allah izleyenlere sabır versin diyorum yani. Atmaya doyamaz zaten kendisi malum. Ama bu artık başka bir şey olmaya başladı. Bu iş çığırından çıktı. Kobe bunu atmayacaksa... O neydi ya? Jordan Hill'den çok kötü poster oldu ya. Evet, hakikaten. Zaten aldığım süreler kısıtlı diyor, onda da poster oldu. Ne? Heh, şere şükür. İşte Kobe olduğu için savunma boyu. It. Abi flip flopper senin adamların, bu nedir ya? Kobe diğer bir alsın tabii. Boş şut atamıyor ya Kobe dediğimiz adam. Sayende. Kobe'nin kabahati yok yani. O ne? Bir de Morris Space mi top çaldı ondan? Abi, çok iyi, çok enteresan Nick Young. Nick Young 2'ye 1 fast break kesti.
Demek ki oyundaki gerçeklik dibe vurmuş durumda şu saniye itibariyle. Kobe bunu sokarsa geri gelecek o. Yok. Olmaz. Olacak işte. Bu girsin bari be. Hele şükür ya. Son çeyreğe 3 sayı geride girsek bize Maris yeter. Maris Space kardeşim, sen bu takımda yenisin. Bir rebound almak falan gibi bir niyet bulunuyor mu sende acaba hiç? Ne var? Ya Nick Young bir fast break'i durdurunca heyecanlandı. Araya girip top çalmaya falan çalışıyor. Orada da bizim hatamız. Allah, Bogut'un foul atma ihtimali yok ki. Güzel. Bunu da kaçırırsa ben hatta beraberliği oynayacağım. Son çeyreğe biraz moralleri toparlayıp girelim. Atamaması yani lazım. Bogut, Bogut, Bogut. Çık. O ne? Neyse daha iyi olur. İşte bu çok güzel uzandı ama çıkamadı. Bunu sokması lazım. Kobe onu sokamaz, bunu sokamaz. Neyi sokarsın lan? Yani... Senin elinde zaten Kobe şey oldu ya, bitti yani. Ya hayır, zorlama şut denesem neyse, boşları kaçırıyor bir de. Oo. Anthony girdi araya ama kendini bana bir hatırlatıyor, beni almalıydın diye herhalde. Knicks'i seçmeliydin diye bir gözüktü. Ya Nash'in onu durduracağına hiç ihtimal vermiyor da belki yardım savunmasıyla falan. El geldi. El geldi ama yani o kadar güzel dönmüş ki perdeden kıvrılmış gelmiş. Elini kurmuş. Pozisyon kurmuş. El değil orada şey, paraşüt gelsene olur yani. Yalnız Kobe, o kadar yokları oynuyoruz ki. Bilmedik ya. Çok güzel ya. Benim sürpriz skorerlerim olmasa. Abi ben onu duyup üçlük atarken senin benden çok daha iyi atmış olman da. Aman. Ya erken zıpladık ya. Neyse. Ve Stephen Curry'le ben bunu kaçırıyorum öyle mi? Hani nerede kaldı gerçekten? Bir tek hakemler gerçekti, seni tutuyorlar. Yani sen üçlük kaçırıyorsun, onu da hakemlerden buluyorsun ha. Hayır, oyunun gerçekliğini buluyorum onu şunu. Hakemleri gerçekçi yapmışlar işte. Ve beraberlik. Stephen Curry bir şut kaçırıyor, Nick Young iki kişinin arasından şut sokuyor öyle mi? O günün kaçırdıklarına sayalım bence. Blok geldi. Blok geldi ama... Evet. Üç foul var bak. Üç foul üçüncüyü çalıyor hakem utandığı için. Üç korner bir penaltı. Üç kere foul yaparsa Lakers penaltı oluyor. Foul oluyor. Olacak iş değil ya. Steph Curry'e dokunmayalım. İstediği gibi girsin içeri. Sayısını atsın değil mi? Biz sadece öyle yanında eşlik edelim. Koluna vurma abi, ben sana bir şey diyorum. Koluna vurma çocuğu. Ah ah. Biz bu hallere düşecek camia mıydık ya? 2'de 2'de atar çocuk. Yalnız bu Curry iyi de savunma yapıyor, onu fark ettim ya. Wesley Johnson. Ooo, al sana Wesley Johnson. Yani 40 yılda bir güzel bir oyun çıkarıyor. O da girmesin, iyice çökeriz. Hançeri saplayacaktı. Moral bozacak bir şey yapmaya kalkıştı ama. Oradan değil be. Çok oradan değil yani. Neyse ki Chayman imdada yetişir çok erken. Nash'ten beklenen paslar bunlar. Ha Gasol. İşte bu ya, işte bu. Ah. Curry'le fast break sonunda moral bozucu bir üçlüğü kaçırıyoruz. Oradan gelip. İyi savunma Nash, iyi savunma oğlum. Atamaz. El var. Niye nasıl boş kaldı o ya? Chris Chayman. Müthiş bir blok. Nick Young bitir onu. Abi onu bitir ya. Onu... Ne yapıyorsunuz lan? Ne oldu şimdi? Top dışarı çıktı. Bizi alamadık bu. Yani evet, yapay zekanın ya şu saçmalamaları da bir düzeltseler. Yok, dışarı çıkarken Gasol topu atladı ama yetişemedi. Evet. Aa! Burada da ilginç bir şey oldu. Nash. İyi de keşke Gasol'e verseydik, daha garanti olurdu. Öne geçti Lakers. Kobe ile öne geçti Lakers. Ve topu da çaldık. Ama bu çok artık iş çığırından çıktı ya. Ben bırakıp gideceğim yani.
Ne abi şut kaçırdın? Ne oldu? Biz Stephen Curry'le boş üçlük falan kaçırıp duruyoruz deminden beri. Ya Kobe bu sahneyi yakalayacak ve kaçıracak. Nash onu yedi orada ya. Foul değil mi? Oyna. Tertemiz top çaldı. Kobe Bryant işte bunu istiyoruz. Üçlük hoca ya. Derek Fisher'dan bir şeyler kapmış. Ayak çizgide üçlü gönderiyor. Eyvah. O nasıl boş kaldı? Evet, iş tabi baskıya gelince öyle atletizm, sürat, genç kanı, delikanlılık olmuyor burada. Burada tecrübe gerekiyor. Uzun yıllar gerekiyor. Bu kadar konuşup da şimdi buradan... Kobe Bryant öldü! Öldü bu ama. Kadar enerjisi varmış. Muazzam bir blok yaptı ya. Hem de Iguodala ya. Ödüllendirelim onu diyeceğim de hemen geldi Klay Thompson. Bir şeyleri bozmakta üstüne yok. Ya ama yani olacak iş değil artık ya. Bir blok daha kovalıyor bugün. Yani biraz LeBron'u andırdı abi o beni. Chase down yaptı yani resmen. İnanılmaz bir savunma Lakers'tan. Çok iyi top çevirdi Warriors. Cayman'da kaldı o top. Kobe orada bomboş. Müthiş bir smaç. Lakers. Abi Stephen Curry'de kaç tane süt kaçırdım ya. Kobe Bryant çene çıktı mı çene? Ona enerjisi kalmadı. Çıkaramıyor. Iguodala'ya acayip blok yaptı yani. Evet. Ya. Jody Mix mi? D'Antoni şaka mı yapıyorsun? Kobe'yi evet. Çıkarıp Jody Mix'i aldım. Hadi kötü oynasa neyse yine çıkarmazsın da. Eyvah onu boş bırakmayın. Ya onu... Girmemesi lazım. Evet girmemesi lazım. Stephen Curry dünyanın en iyi şutörü 3 şutundan birini atıyor. O şey sorun değil de bir tane atınca bir sorun. Hayır be ben fake atmak istedim ki Wesley Johnson. Enteresan bir sayı. Abi nasıl bir script var bunda ben anlamadım ki ya. Steph Curry'ye ikili sıkıştırma. Ulan. Arkam dönük ya. Neyse ki atamadım. Stephen Curry gerçekten yanlış yapmışlar abi oyunda. Geri pas. Tabii ki geri pas. Wesley Johnson bir anda heyecanlanıp. Yalnız Wesley Johnson maçı getiren oyuncu oldu be. Şimdi maçı götürüyor yavaş yavaş. Burada gerçekçi tarafı ortaya çıkmış oyun. Atamaması lazım. Yes. Çok geliştirdi abi Iguodala üçlüğünü. Bu gerilimi kim kaldıramayacak bakalım. Steve Blake. Ne? Ha. Güzel. Abi gelip omuz attığın zaman bir oyuncuya savunma formu. Ama ayakların sabit değildi. Yani Bogut'un hemen öyle sabit kalmasını da bekleyemeyiz. O cüsseyle zor o iş. Döndü, attı Steve Blake. Lakers havaya girdi. Şöyle söyleyeyim, bu sene Türkiye gerçekçilik konusunda biraz başarısız olmuş. Evet, enteresan şeyler oluyor. Top kimden çıktı? Top Lakers'ın. Golden State. Yıkıldık sayın seyirciler. Kobe hançeri vuracak. Kobe Bryant. Hançeri vurdu. Biz bile inanmıyorduk. Hani belki girer diye bir mucize yapalım. Kobe'yi ön plana çıkaralım dedik. Steph Curry'den cevap gecikmedi ama iki ayak sadece. Çizgide. İkili sıkıştırma. Kobe öyle bir girdi içeri. Evet. Kobe dolu 9 metreden atıyor. Wesley Johnson. İnanılmaz. Maç son bir dakikada koptu. Yalnız bir Steph Curry'e de gelsek bir türlü, boş bıraksak bir türlü. Gelsek yanımızdan gitti. Ya şimdi atmaya başladı Steph Curry daha işi gidiyor. Bir tane de Steve Legg canı çekti. Madem hepsi giriyor. Gidiyor topla rebound da Sakra'ya gidiyor abi. Bir sayısı olsun Sakra. Yalnız bu oyunda script yoksa ben bir şey bilmiyorum abi. Evet Bogut'la Kobe baş başa kaldı. Neyse garbage time artık. Steve Lake bir tane de ben atayım diyor. Canı çekti ve soktu. Lakers. İnanılmaz. Olmayacak bir iş oldu.
Ama hak etmiştim maçı ben. O ne ya? Sinirlenmiş tabii ki. Bir tane daha Anderson'da. O da giriyordu. Rezalet ya, rezalet. Ve evet, şurada teşhisi koyuyoruz. 2K14 güzel, tamam. Olmamış. Eyvallah da şey, gerçekçilik konusunda. Arcade diyorsun, evet, he? Bozulmuş. Şimdi... Ve yani yapanlar Lakers'ı bu kadar da tutmasınlar be abi. Abi Lakers'ı tuttular dediğin Kobe bomboş. Sayı bir sürü şut. Ha bak, orada gerçekçilik var ama. Yani sonuçta hakemlerin Lakers'ı kayırması falan filan. Ona bir şey diyemeyeceğim. Şimdi Kobe'nin boş kaçırdığı şutlara ne diyeceğiz? Abi boş dediğin şey, boş dediğin 3 kişinin arasından falan sıçrayıp atıyor yani. Stephen Curry'nin boş kaçırdığına ne diyeceğiz? Onun kaçırması daha az bir ihtimal Kobe'den. Her ne kadar kötü oynasa da bir yerde bloğu vurdu ve hani yine sahneyi geldi bir şekilde. Ondan sonra aldı. Acayip bir dövüştük sokuşu. Evet, evet. Yani öyle böyle şey, hani ona Amerikalılar bel kıran diyor. Resmen belini kırdı. Yani maçın belini kırdı yani. Aynen. 21 sayıyla oynamış. Bir hemen hızlıca bir statsa bakalım. İstatistiklere. Evet, Nash 17 sayıyla oynamış. 6'da 10. Kobe 20'de 9'da oynamış. Ya klasik Kobe'nin istatistikleri diyelim. Şey ne yapmış? Stephen Curry kaç atmış? Ona da bakalım hemen. 18'de 8'de oynamış o da. 8'de 2-3'lük. Çok düşmüş. 3 top kaybı falan. Top kayıpları biz bitirdi, evet, ya. Sen Klay Thompson'la 6'da 6 oynamış Klay Thompson. Daha fazla kullanmamız gerekiyor. Şey, evet. Yani hani çok da etkisi gözükmedi yani. Ne yapsın çocuk? Evet. Abi nasıl buldun oyunu ya? Oyunu David Lee 10 rebound almış. O kadar laf ettim abi. O kadar laf ettim ama. Çeyreği 6 dakikadan baktığın zaman iyi iş yapmış. Ben Sakre ne yapmış onu be? Robert Sakre ya. Ya müthiş bak. Bak ateşini burada bile görüyorsun. Doğru gördük sağda. Basketini de attı. Nasıl buldun abi oyunu? Ya sonuçta her sene biraz daha iyi oluyor. Yani. Değil mi? Yani ona... Ya bu sene biraz şey yapmak lazım. Çünkü yeni nesil çıkacak. Hani yeni nesil konsollar çıkacak. Biraz oraya odaklandılar. Öyle. Grafiklerden şöyle... çok büyük bir şey göremiyorsun. Ben şeyden etkilendim. Yani gene işte modellemeleri falan çok takılan biriydim ama şey... oyuncuların vücut dili konusunda bence önemli bir aşama kaydedilmiş. Yani işte ne bileyim, Derrick Rose'un bir tane pozisyonu var. Derrick Rose'un sağdan sola o crossover hareketini yaparken o kadar akıcı yapıyor ki gerçek hayattaki gibi kadar akıcı oluyor görüntü. Hani direkt birebir Derrick Rose olduğunu sırf hareketten alıyorsun. Yani forması falan olmasa, evet, karanlık bir görüntü olsa, aa bu Derrick Rose'un geçişi dersin. Signature skills dedikleri. Signature skills ama yani aynı zamanda her oyuncuya spesifik olarak vücut dilini inanılmaz yansıtmışlar. Evet. Ona çok dikkat ya etmişler. Kobe'nin fade away'leri, işte LeBron'un içeride o dengeli atışları, Wade'in o... İşte bir de Stephen Curry'yi becerememişler gördüğüm kadarıyla yani. Bence sen Steph Curry'yi çok zorladın. Ya Klay Thompson'da biraz daha destek alabilirdim be. Abi dünyanın en iyi şütörü ya bu çocuk. Yani haksızlık edilmiş. Karşısında Nash vardı ama. Ya tamam, savunmada kötü bir örnek oldu ama. Yaşına hürmeten diyorsun. Abi babam yaşında adamsın. Babasıyla yan yana oynadı. Babasıyla karşı karşıya oynadı mı acaba Steph Curry'nin? 96'dan. Del Curry'nin de ne zaman? 96'dan mıydı? Yoktu galiba. Neyse. Sonuçta yaş 40 yaşına geldi ya. Evet. Yani hani çok da şey yapmayayım. Yani. Sen işte bir efsanedir falan. Babamın arkadaşı şimdi. Şikayet eder. Şeyi çok düzeltmişler özellikle. Geçen sene şeydi. Fast break'lere giderken 3'e 1 bile gitsen hani o pas hep o defansa çarpardı. O top çalınırdı hep. Kötü kullanılırdı fast break'ler. Biraz düzeltmişler onu. Şey de çok iyi olmuş ya. Fizik temastan sonra fizik temasının dağılması falan filan olmamış. Yani mesela fizik temas sağlasa bile bitirebiliyor oyuncu. Hı hı. Bitiremeye de biliyor ayrı konu. Evet. Ama bitirebiliyor. Eskiden o potu altında kalabalık birine çarptığı zaman... Yani orta sahadan at daha büyük ihtimal girmesi daha büyük ihtimal. Şimdi biraz daha dengeli olmuş o iş. Aynen öyle. Şimdi yeni nesile çıkacak abi. Ben rövanşımı aldım. Tamam. Artık 1-1. Yeni nesile çıktığında artık Liv de çıkacak galiba bu sene. Onlar da herhalde bir yine kozlarımızı paylaşırız seninle. Ben... Şöyle söyleyeyim, ben yeni jenerasyonu bekliyorum diye. Next Gen konsolları orada hesabını bekliyorum. Keseceğim diyorsun. Orada ama İnşallah umarım Stephen Curry daha gerçekçi olur. Orada Lakers'ı almam yalnız. Bir daha bu mucizeler yaşanmaz yani. Umarım Stephen Curry'yi daha gerçekçi yapmışlardır. Ya şimdi onun da morali bozuldu Kobe'nin bloğundan sonra. Yani Mamba'dan bahsediyoruz burada ya. Onu bu Iguodala'ya yaptı abi, Curry yapmadı ki. Curry Steve Blake'den blok yedi. Evet abi, o zaman seni tekrar seninle kozlarımızı paylaşacağız yeni nesilde. Bu sene böyle oldu. Keyifli oldu ama maç. Hani son bir dakikada koptu. Geçen sene çok rahat kazanmıştın. Ya Stephen Curry'nin neyse. Stephen Curry'ye çok konuştun sen. Aynen. Şey yok mu? Edit yok mu ya bunu roster edit? 99 yapalım onu.
Abi şutunu 107 falan yapalım. Yok mu 107? 100 üzerinden. Evet. Evet. Kaan Kural'la bir seneyi daha böyle geçireceğiz. Ama dediğim gibi hani iki maç daha yaparız seninle abi. Tabii tabii. Hiç artık karşında öyle geçen seneki gibi kolay rakip yok. Ben de artık idmanım. Ben bir sene yakındır oynamıyorum. Yani bir idmana gelip evde çalışayım. O kaplan gözü, kaplan gözü diye. Peki o zaman bir sonraki oyun programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.